Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Epeydir BIST'in ve dünya piyasalarının genel analizini yapmamıştık. Tabii biz analiz yaptıktan sonra ciddi değişiklikler oldu. Sert dalgalanmalar oldu. Yukarı aşağı, aşağı yukarı şeklinde. Yaklaşık bir haftadır ben analiz yapmıyorum. En son analiz yaptığımda şu kısımda bir analiz yapmış. Ve piyasanın yani yatay aşağı yönlü hareketleriyle karşılaşacağımızı ifade etmiştik. Ki tepkilere rağmen bir haftalık süre içerisinde yatay yönlü, zikzaklı, haber bazlı hareketlerin olduğu, gün içerisinde sürekli zikzaklı hareket eden bir piyasayla. Önceki analizimde ifade ettiğim şey şuydu. Ben piyasalarda yeni zirve beklemediğimi belirtmiştim. Daha çok beklediğim hareketin şuradaki formasyona benzer bir yapının oluşmasıyla alakalı bir beklentimi olduğunu aktarmıştım. Ve şuradaki fitile doğru bir hareketin olma olasılığından bahsetmiştim. Tabii bu süreçte şu anki formasyona bakıldığında son hareketin yeni zirve diye tam olarak nitelendiremeyeceğimiz ama çünkü eski zirvenin biraz üzerine çıktı. Ama ikili tepe ve benzeri bir formasyonu ve onay formasyonu şeklinde yoluna devam ettiğini söylemekte fayda var. Endeks öyle çok ciddi bir güç kaybına henüz uğramış değil. Ama yatay hareketlerine devam ediyor. Bu sert satıştan sonra gelen tepki sonrasında yatay hareket ve zikzaklı hareket göze çarpıyor. Yani bir gün yeşil, bir gün kırmızı şeklinde hareketler öncelikle. Yurt dışı piyasaları çok daha olumlu bizim piyasamıza göre. Şimdi bundan sonraki süreçte neyle karşılaşırız diye baksak endeks için. Yoksa şuradakine benzer bir bayrak formasyonu yapıp yeni bir atakla mı karşılaşır? Onu dikkatlice inceleyip görmek lazım. Yani şu hareketler bir güç toplama hareketi midir? Ki şuradan gelen düşeni de bir anlamda onayını almış burada. Yoksa burada bir yorgunluk emaresi olup ondan sonraki süreçte aşağı yönlü mü devam eder? Bunu tabii şu an için tam olarak kestirmek mümkün değil. Yani tek yönün neresi olacağıyla alakalı. Ama esas olan şu trendin devam ettiğini belirtmek. Bunu açık açık söyleyelim. Trend devam ediyor. Beklentim şu ana kadar da beklentimde bir sapma olmadı. İkili tepe mahiyetinde bir yükseliş oldu. Tabii bu ikili tepe kalıcı olup aşağı mı yönelir yoksa bu trend içerisinde kalıp tekrar yukarı mı döner? Fiyatları yakından izleyip bakmak lazım. Ben bir süredir işlerimin yoğunluğu nedeniyle piyasaya yeterince izleme şansım. Dolayısıyla o arada bir piyasadaki hareketlerin birebir psikolojisini yaşamadım işin doğrusu. Ama gördüğüm kadarıyla da son 5-6 günde dışarıdan izlediğim kadarıyla zikzaklı hareketlerde bir şey değişmemiş. Yani şurada bir tek şurada bir sert atak var ama yine yurt dışı kadar bir atak değil. Ve şurada da maalesef bir zayıf görüntü hasıl olmuş. Dikkat ettiyseniz saatlik grafiklerde. Kamanın içerisinde sürekli hareket etmiş, üstü atmış ama sonra tekrar alta gelip biraz onay gibi bir görüntü var. Bu biraz zayıflık göstergesi. Saatliklerde şurası kırılmadıkça, rakam vereyim, 119 yani 120 bin. 120 bin kırılmadıkça güçlü duruşu çok göremeyeceğiz gibi duruyor. Bunu öncelikle belirteyim. Söylediklerim tabii yatırım tavsiyesi değil, genel anlamda grafik okuma bilgi verme şeklinde. Şuradaki formasyonun bakın daha önce çizmiş olduğum hattın içerisinde bir hareket söz konusu ki bu sefer o hattı o geçen 2 gün önceki düşüşte hattı kırmış ve onay almış ve tekrar aşağı doğru hafif yönelmiş. Yani biraz şu kısımda bir ayı kanalı oluşmuş. Şuranın kırılıp kırılmadığını izlemek lazım. Eğer burası kırılırsa bir alt hedef trend desteğine doğru 115-116 bin lira doğru bir yönelim söz konusu olabilir. Şöyle görüldüğünde bakın saatliklerde hareketler tam söylediğimizin şeklinde hareket ediyor. Yani şurayı dikkatlice incelemek lazım. O açıdan dikkatli olmak da yine
temkinli olmakta yine fayda var diyebilirim. Yani şu hareket zayıf hareket onu bilir. Ve buradaki kanal üstü önüne çıkılması halinde güçlenecektir. Kanal üstü çık yani bir zayıflık emaresi var diyebiliriz. Yani trend diplerine, desteklerine doğru daha doğrusu yönelebilecek bir hareketi işaret eder. Yani bakıldığında tam zaten dikkatinizi çekiyordur. Şu aynen grafik bu şekilde. Tam şu şekilde bir grafik var. Yani bu hangi yöne kırılırsa, bakın grafik aynen böyle. Bir süre sonra bu grafik daha çok aşağı yoklayabilir arkadaşlar. Yani genelde böyle oluyor. Şuradaki ayı kanalı eğer ki aşağı doğru, genelde aşağı doğru kırılıyor. Buraya gelir gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı da formasyon tamamlanmak üzere. Yani biraz da bugün grafik seçtim. Yani şu bölge yani 4-5 gündür aslında çok bir şey değişmedi. Hani ben 4-5 gündür bir yönüyle analiz etmememin sebebi de buydu. Zikzaklı hareketler yapıyor. Bakın şu bölge büyük önem taşıyor. Formasyon çünkü tamamlanmak üzere. Formasyon bakın bu paralelinde bir hareket yapacak olursa tekrar açıyorum. Bakın bu buradan geldi. Dolayısıyla hareket şöyle olur şekilsel olarak. Ama burayı kırması halinde, yukarı kırması halinde pozitif senaryoda da yeni zirve denemesi yapar. Onu şuradaki trend izlemek lazım. Ama aşağı kırıldığında da formasyonun bakın hemen hemen tamamlandığını. Bir tepe burada var, bir tepe burada var. Burada da zaten bir, iki tepe var. Yani üçüncü tepenin hakkı bile yok. İçerisinde. Yani çok fazla zaman kamışa benzemiyor. İşin doğrusu. Herhalde ne demek istediğim anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu arada S&P ne yaptı? Ona bir bakalım. S&P'ye de ben kim çok detay. Oo, S&P'de sert satış gelmiş. Açıkçası hiç bakmadım. Bugün. Oo. Evet yani demek ki bizdeki analiz tutarlı olacak gibi görünüyor bu anlamda. Çünkü S&P'de o hareketi destekleyecek gibi görünüyor. S&P'de 3230'un kırılması halinde 3400'lere doğru bir atağın gelebilme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu hattın içerisine girmemek kaydıyla tabii. Sonuçta yukarı yönlü bile olsa geri dönüşlerde belli stoplar belirlemek durumundadır. Dolayısıyla nasıl ki direnç noktası 3230 iken dönüş noktası da yine stop noktası 3230 olarak belirlenebilir ki şu hattın kırılması durumunda şurasını ihlal olarak değerlendirmek lazım. Çünkü hattın üzerinde sadece 3 gün kalmış oluyor ve bugün de yüksek ihtimalle oranın altında kapatacak gibi duruyor. Yani şu bir tuzak gibi karşımıza çıkabilir. Onu da belirteyim. Yani bugünkü kapanış tekrar yukarıya atmazsa eğer bir ihlal ve tuzak olarak kalır. Yani 3230 bir tuzak olarak kalır. Ki hareket hiç hoşuma gitmedi işin doğrusu oradaki sert satış. Yani yeni fark ettim. Biliyorsunuz benim analizimde S&P'deki analizde şurasını stop belirlemek kaydıyla yukarı atağın yapılabileceğini ama piyasaların tuzaklarla dolu olduğu. Benim beklentimin ise bu hattın bir ayı kanalı olduğu ve burasının kırılmaması durumunda aşağı doğru sert satışlarla karşılaşmanın muhtemel olacağını beklediğimi ifade ettim. Yani benim beklentim bu ama benim beklentimi burada bu bölümde stop etti. Tabi geri dönüşlerde ona da dikkatli olmak lazım. Yani beklentim şurada stop oldu çünkü yukarı döndü ama bu tekrar hattın içerisine girecek olursa o zaman ikinci bir long yönlü işlemler için stop olunmuş olur. Burası da bir ihlal ve tuzak olarak kalır karşımıza. O şekilde gelir diye yorum yapalım. Genel anlamda yani söyleyeceğim S&P ile ilgili de bu ama hareket bugünkü hareket oldukça sert görünüyor. Kırmızı çubuk dibindeyiz. Dün de gerçi buna benzer bir hareket olmuş. Fakat kapanış güçlü olmuş. Bugün ise yukarıda açmış. Çok aşağılarda. Ki kapanış eğer şu hattın destek hattının bu vadeler için tabii 3230'un altında olacak olursa oldukça zayıf bir görüntüye işaret eder. Yarın bir de haftanın sonu hele de haftanın sonu kırmızıyla bitecek olursa ki haftalık bazda bakalım sıkıntılı bir grafiğe dönüşmüş olur. Yani şu oldukça zayıf bir haftalık bazda tabii desteğin üstünde oldukça zayıf bir görüntü. Şu yükselen desteği büyük önem kazandı haftalıkta.
Evet, durum bu. Yani o da bir anlamda eğer ki böyle olacak olursa ikili tepe yapmış oluyor. Hatta kamaya dönüşmüş haftalıkta bakın. Halen şu grafik maalesef şöyle bir kamaya dönüşmüş. Sürekli zaten kama çizdiler. Çok fazla yeri kalmamış. Kama da böyle kırılır. Eğer kamaya dönüşürse bu kadarlık bir potansiyel olur. Şuna benzer bir grafikle karşılaşırız eğer kamaya dönüşecek olursa. Yani çok ilginç hakikaten. Bunu da yeni fark ettim. Bakalım ne olacak. Yani şekilleri, şemalleri haftalıkta tabii görüntü bu. Böyle bir şey olur mu? Bilmiyorum ama grafik ben demiyorum formasyon diyor diyeyim ben gene. Beni izleyen arkadaşlar, eski izleyen arkadaşlar ne demek istediğimi anlarlar diye tahmin ediyorum. Yani S&P açısından şu kısımda tetikte olmakta fayda var. 3000 özellikle 3200'ler kırılacak olursa bakın çok derin bir aşağı yönlü düzeltmeye işaret eder. Ta ki 2800'leri gösteriyor şuradaki derin düzeltme. Yani onu bir hesaplayayım ben. Oldukça derin. Yani böyle bir şey, böyle bir senaryo gerçekleşir mi diye bakayım. Tekrar çizeyim. Yanılıyor olabiliriz. Şöyle bir kama yapacak olursa, bunu kamaya çevirecek olursa yine bizim telefonu tabi pili bitti. Burada 2200 3800 puan. Üf. 3300 2700. Böyle bir şey olur mu? Yani pek mantığım gelmiyor, almıyor ama yine de böyle bir formasyonun olma ihtimalini hafızada tutmak lazım diye 2600'e kadar hatta. Çünkü 800 puana denk geldi. Evet. 2000 daha bakalım. 2200. Şu kısım 3800 puan. 3300 2500'lere denk geliyor. Yani bilmiyorum pek mantıklı görünmüyor ama formasyonlar böyle çalışabilir yani. Şurası kırılması halinde nereye olacakla alakalı. Neyse pozitif bakalım. Pozitif baktığımızda desteğin üstünde duruyor. Desteğin üstünde durması halinde de bir üst tabii şuranın altına inmeyecek. Yani kapanış kötü olmayacak. Tekrar hatırlatıyorum. Yani ister istemez çift yönlü bakmak durumundayız. Yani 3000 birinci stop 3230. İkinci stop da 3200. Buraların üstünde kalmak kaydıyla şu trend desteğini yukarıya doğru yani kama oluşumu değil de bakın böyle kalırsa kama oluyor ve risk. Tekrar anlatayım, açıklayayım. Böyle olursa kama oluşuyor ve risk. Şu şekilde kalırsa kama oluşumu ve risk. Tekrar söylüyorum ama burayı kırması halinde ve yukarı devamı halinde ise 3400 senaryosu yani şuradaki ikinci tepenin, ikili tepenin gözükme senaryosu karşımıza çıkar. Ama kama, sanki kama riski de bakın var gibi. Şu trendi çok dikkatli izlemek lazım. Tekrar hatırlatayım. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter diye kısaca bir yorum yaptık. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Genel anlamda grafik okuma bilgi verme çalışmasıdır. Söylediklerime yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Genel anlamda grafiklerin dili okuması, genel anlamda yapı ve formasyonlar bu diye belirteyim. Altında da yani ne söyleyeyim? Altınla ilgili sorusu olan arkadaşlar vardı. Genel anlamda şu bilgiyi vereyim. Altın hedefim, benim yıl sonu hedefim gram altında 420. Bunu ta Ocak'tan itibaren söyledim. Dönem sonunda altını da 420. Haziran'da ben altını 355, 50 civarında beklemiştim. Çok hızlı yaptı. Sene sonundaki hedefim ise 420 idi. 420'yi şimdiden aşağı yukarı gördüm. Yani ben aşırı fiyatlama olarak bakıyorum ama hedefini gördüm. Yıllık hedefini bana göre yıllık hedefini gördü diye düşünüyorum. Yıllık hedefini gördü ama altında ve her zaman için yön yukarıdır. Geri gelecek hareketler aşırı fiyatlama belli bir süre. Yani benim hedefime göre 5-6 ay belki stabil kalıp ondan sonra tekrar yeni zirvelere deneyecektir ama bence şu anki fiyat seviyelerinin bu yılın zirveleri olduğunu ya da zirvelerine çok yakın değerler olduğunu düşündüğümü de aktarmak istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.